Nedense başlangıç vuruşu olmasını da istiyoruz. Çünkü biz bir kadın başlığı altında programımızda oldukça kapsamlı biçimde bu konuya eğildik. Ancak hayat tabii son derece dinamik ve sürekli değişiyor. Yenilikler, pandemi yaşadık. Pandemi sonrasında yaşanan pek çok yeni durum var ve bütün bunlara dair de sürekli üretilmesi gereken yeni politikalar var. Ve biz partimizin duruşu gereği ortak akla, istişareye inanan bir yapıdayız. Ve şimdiden itibaren de kadın konusunda da bölgesel farklılıkları da içerecek bir biçimde farklı politikaları sürekli geliştirmek ve kendi gündemimize almak istiyoruz. Her ay örneğin bir politika başkanlığımızın başlığıyla ilgili olarak kadın meselesini bir yan yana getireceğiz. Eğitimde kadın, sağlıkta kadın, sosyal politikalarla ilgili olarak kadın konularını ele alacağız. Böyle olunca da bunun bir başlangıç vuruşu olmasını ve bir ilk toplantı oluşunu çok önemsedik. Bu yüzden buradayız. Şimdi öncelikle şunu söylemem lazım. Tabii Deva Partisi toplumsal fırsat eşitliğine inanan bir parti ve bunun kadınların hem ekonomik hayata hem karar mekanizmalarına, dolayısıyla siyasete katılımıyla mümkün olacağının idrakinde olan bir parti. Bu yüzden de biz kadın meselesine çok farklı yaklaşıyoruz. Türkiye'de ilk defa bir siyasi parti kendi programına pariteyi koydu. Parite tam eşitlik demek. Yani partinin bütün kademelerinde yarı yarıya kadın ve erkeklerin görev aldığı bir parti organizasyonu umuyoruz, planlıyoruz. Ama bununla da yetinmedik. Bunu bir hedef olarak önümüze koysak da bunu bir %35 cinsiyet kotasıyla da önlemle taçlandırdık. Bunun altına inemez dedik. Biz bütün parti teşkilatlarımızda %35'in altına hiçbir cinsiyetin inmemesini sağlamaya çalışıyoruz. Bunu çünkü bu zihniyet dönüşümünü de bir miktar böyle önlemlerle ancak mümkün kılacağız. Yolumuz uzun, farkındayız ama bu yolda da uğraşacağız. Bazı raporlamalar yaptığınızdan bahsettiniz. Kadınlara ilişkin, kadın çalışmaları ile ilgili kadın gündemini tuttuğunuzdan ve belirli periyotlarla yapacağız önümüzdeki günlerde. Evet, evet, peki öncesinde bir gözleminiz var mı? Kadınlar şu anda Türkiye'de ne gibi sorunlarla yüz yüze sizce? Yani bunu yolda kime çevirseniz zaten çok rahat yanıt alabileceğiniz soru. Yani kadınlar Türkiye'de çok fazla mevzuyla uğraşmak zorundalar. Her şeyden önce şiddet. Birinci madde olarak yani ayakta kalma, hayatta kalma, canlı kalma hakkına bir tecavüz olduğu için şiddet müthiş bir problem olarak karşımızda duruyor. Bu bağlamda biz İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasının son derece önemli olduğunu savunan bir siyasi partiyiz ve bunun arkasında duruyoruz. Türkiye'nin altına imza attığı bütün uluslararası sözleşmelerde olduğu gibi. Ama sadece imza atmak yetmiyor. Bunun aynı zamanda takipçisi olmak ve gerçekten uygulandığını, uygulanabildiğini görmemiz gerekiyor. Bunun da takipçisi olmaya çalışıyoruz. Ve şimdiden sonra sadece şiddet de değil, kadınların iş hayatına katılımları, ki şimdi biraz sonra yeniden yeni oturumlarda bunları da dinleyeceksiniz. Kadınların ekonomik hayata katılımı ve dolayısıyla toplumsal refahın artması için iş gücünde yer almalarının önündeki engelleri de kaldırmak istiyoruz. Biz toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bütçeleme yapılmasını öneren bir partiyiz aynı zamanda programımızda. Bu ne demek? Toplumsal fırsat eşitliği sağlanana kadar devlet bütçesi hazırlanırken bunun gözetilmesini ve bütçelemenin kadınlara bu fırsatları verebilecek biçimde yapılmasını önemli altını çiziyoruz. Bir başka konu kadınların siyasete katılımı. Biraz önce söylediğim gibi bu kota konusu yine bizim gündemimizde. Karar alma mekanizmalarında kadınlar yoklar. Olmadıkları zaman da maalesef sonuçlar o çeşitliliğin olduğu hallerdeki gibi sağlıklı alınamıyor. Çünkü nasıl kuş tek kanadıyla uçamazsa bizim de ülkemizin ileriye gidebilmesi için her iki cinsiyetin katkılarına ihtiyacı var. Geçen bir Saadet Partisi toplantısında tamamının erkek olması kadınlar tarafından büyük bir tepki ile karşılandı. Siz bu görüntünün
yani daha doğrusu görüntünün verdiği durumu, tepkiyi nasıl karşılıyorsunuz? Ve de şöyle bir durum var. Sizce Türkiye'de çok büyük bir siyasi bir handikap var açıkçası. Bir kadın eli artık değmeli mi? Bir kadın eli mi düzeltmeli sizce bu ülkeyi artık? Yani biz birlikte diyoruz. Ama şunu da yine biraz sonra dinleyeceksiniz, konuşmalarımızda var. Biliyorsunuz pandemi döneminde kadın liderler açık ara daha başarılı sonuçlar elde ettiler. Dünyada kadın liderlerin yönettiği ülkelerde pandemi çok daha kolay atlatıldı. Kriz daha iyi yönetildi. Bunun en büyük nedenlerinden biri kadınların ortak akla, istişareye daha yatkın olmaları. Dolayısıyla bilim insanlarıyla ve bütün paydaşlarla istişare içerisinde kadınlar kararlarını aldılar. Kadın liderler kararlarını ben biliyorum diye almadılar. Danışarak ve herkese o kararı ortak ederek aldılar. Ve daha önemlisi krizin olduğunu kabul ettiler. Yani işte biliyorsunuz dünyada pek çok lider, yani ismini vermeye gerek yok, Amerika eski başkanı örneğin krizin olmadığını ve pandeminin işte fazla ciddiye alınmaya gerek olmadığını söyleyerek en büyük hasarlardan birisini alan ülkelerin başında geldi. Dolayısıyla kadınlar kriz olduğunu kabul ettiler ve bunu çözmeye yönelik olarak çalıştılar her şeyden önce. Teşekkür ederim. Benim sorularım bitti. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler.